Konit bünyesinde Savaştepe yolunda modern bir şekilde yapımı tamamlanan çiftliğin açılışına Vali Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, Tarım Bakanlığından ve Leli firmasından üst düzey yetkililer, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılıştan önce tesisle ilgili olarak geniş bir şekilde bilgi verildi. 66 yıldır ileri dünya tarımına inovasyon ürünleri sunmaktadır. 22 Leli 22 yıl önce süt sağım robotunu icat etmiştir. Dünyada süt sağım robotunun mucidi Leli'dir. Ardından robot çiftliği sahibi İsmail Uğur kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Uğur bu çiftlikle ilgili olarak ortağı Niyazi Şimşek'le birlikte Hollanda'ya gittiklerini belirterek araştırma yaptıklarını ve 3 yıl önce Türkiye'de Leli tarafından ofis açıldıktan sonra altyapıya başladıklarını söyledi. 2007 yılıydı. Bu çiftlikte ciddi anlamda emeği olan değerli ortağım, değerli arkadaşım Niyazi Şimşek Bey'le Hollanda'ya gitmiştik. Bu Leli'yle ilgili bir araştırmamız vardı. O günlerde bu robotları almak istiyorduk Türkiye'ye getirmek için. Tabii o günün şartları müsait değildi. Biz bayiyi alamadık, robotları getiremedik. 3 yıl önce değerli Erkin Hocam, doçent doktor kendisine çok büyük destek aldı çiftlikte. 3 yıl önce Türkiye ofisi açıldı. Haber aldık, biz de hemen Erkin Hocam'ın yanına soluğu aldık. Kendisi tabii heyecanla bize sistemi anlatıyor. Şöyle böyle dedik, hocam bize anlatma, robotları ne zaman vereceksin onu söyle. Biz zaten 5 yıl önce gördük Hollanda'da. 3 yıldır da kendisinin bahsettiği gibi altyapı çalışmaları sürdü. Hamdolsun bugünlere geldik. Biz inanıyoruz ki bu Leli robot çiftlikleri, Leli robot sistemi Türkiye'de tarımsal ve kırsal hayvancılık anlamında aile çiftliklerinin, Avrupa'da olan sistemin Türkiye'de yansıması anlamında aile çiftlikleri olarak Türkiye'de ciddi, hemen olmasa da yakın vadede ciddi anlamda ülkemize katkı sağlayacağı inanıyorum. Tekrar bugün soğuk kış gününde açılışında teşrif ettiniz. Hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Firma ve bakanlık yetkililerinin konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur mikrofona gelerek Balıkesir'in tarım ve hayvancılıktaki önemi üzerinde durdu. Tabii Balıkesir tarım ve hayvancılıkta önemli bir il. Balıkesir'imiz Türkiye'yi besleyen il diyoruz. 550 bin baş üzerinde büyükbaş hayvanımız var. Türkiye'de üretilen 18 milyon ton sütün 1 milyon tonu Balıkesir'de üretiliyor. Tabii tarım ve hayvancılıkta gelişmiş ülkelerin ARGE çalışmaları var. Ve tarım ve hayvancılıkta en son teknolojiler uygulanıyor. Türkiye'de de tarım ve hayvancılıkta üretimin artması için bu teknolojileri uygulamamız gerekiyor. İşte bu Leli firmasının yapmış olduğu ARGE çalışmaları, bugün geldiği noktada sütün daha kaliteli elde edilmesi, verimin artması için bu sistemler geliştirilmiş. Vali Mustafa Yaman da yaptığı konuşmada Balıkesir'in bölgemize ve Türkiye'yi doyuran bir il olduğunu belirtti. Hep hükümet politikası ve bakanlık politikası olarak şu düşünüldü. Hayvan popülasyonu artırılsın, et üretimi, süt üretimi artırılsın. Tabii bunu yaparken de bugün burada gördüğünüz gibi tarımsal inovasyonda dikkat alınsın. Yani işletmelerimiz ve yatırımcılarımız hem üretim yapacaklar hem de modern üretim tekniklerini ve modern üretim araçlarında yatırımlarla kullanacaklar. Onet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur'a Leli CEO'su tarafından bir hediye takdimi yapıldı. Konuşmalardan sonra protokol ve davetliler tarafından hep birlikte kurdele kesildi. Kurdele kesilmesinden sonra davetlilere yemek ikramında bulunuldu ve tesisler gezdirildi.
Balıkesir'de açılan ONET bünyesindeki robot et ve besi çiftliğinde son teknolojiyle yapılacak olan üretimle hayvancılık sektöründe Balıkesir'de yeni bir dönem başlamış oluyor.